Bu Kınık köyünde yapılır bu astar çalışma. Aslında bunlar daldırılarak yapılıyordu daha önceleri. Şimdi her tarafını beyaz yapmamak için bu şekilde puarlarla, daha önceleri bu hayvan boynuzlarıyla yapılan bir işlemdi. Saksılarda, testilerde boyamalar. Şimdi kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek artık bu. Köyde de hani bilen var mı derseniz var. Ama bu boyama işlemini yapan çok fazla insan kalmadı. Bu da artık antikaya dönüşmeye yüz tutmuş bir meslek haline geldi. Köyde benden başka bu astar çalışma boyama işini yapan yok. Bilen var. Sizlere boynuzla çalışma şeklinin boynuzlarını da göstereceğim. Daha önceleri yapılan işlerde. Kınık'ta çömlekçilik 1885 yıllarında Şakir Ağa tarafından getirilmiştir. Daha sonra Hasan Usta gelmiştir. Köyümüz Bulgaristan göçmeni. Birçok üniversitelerde, fuar alanlarında bu işin nasıl yapıldığını gösterilerini hep devamlı yapmışımdır. Boyama işlemi bitmiştir. Kurumaya alınır. Kurumadan sonra bir bisküvi pişirimi yapılır. Bisküvi pişirimden sonra tekrar sırlayarak fırına.